liderlere yön verildi, başka önderlere yön verildi, Peygamber aleyhissalatü vesselam da silindi. Ne olacak? Ayrılıklar başlayacak. Şimdi kendi kendimize soracağız. Bazı şıklar, bazı izahlar gerekir. Mesela bir, acaba diyeceğiz ki haklı taraf hangisi ya? Bu hoca efendi doğru söylüyor mu acaba? Veya şu cemaat mi haklı, bu cemaat mi haksız? Bunu insan sorabilir. İkincisinde bir soru daha akla gelebilir. Acaba ailemin bağlı bulunduğu taraf, benim sülalem kalabalık, annemin, babamın, dedemin, ninemin tuttuğu taraf mı daha doğrudur acaba? Benim dedemden beri biz bu tarafı tutarız. Hep doğru, bunu biliriz. Ezanı Muhammedi, Kur'an-ı Kerim, medreseler kapatılmış olsa bile anam babam benim bu yoldaydı, ne yapmam lazım? Onları mı takip edeceğim diyebilir. Üçüncüsünde acaba ben doğru yolu tuttuğunu iddia eden kişilerin tarafında mı olayım? Dördüncüsünde de şöyle der. Acaba az tarafta mı olayım, çok tarafta mı? Şimdi bunu biraz açayım. Ya hocam sen doğru söylüyorsun ama senin söylediğin kişi kaç tane ya? Kaç kişisiniz siz? Hakkı savunan, Kur'an'ı ele alacak, sünnete bakacak, İslam hayatını uygulayacak ne kadar kişi ya? Saysan şu kadar kişiyi geçmez. Ama şurası cami. Cami içerisinde namaz kılınıyor. Bir imam var, imamın arkasında da 10 tane cemaat var. Dönmüşler kıbleye, kıblede namaz kılıyorlar. Bir de bakmışsın ki gelmişsin, bu tarafta dönmüşler doğu tarafına 50 kişi, onlar da o tarafa namaz kılıyorlar. Onların önünde de bir imam var. Şimdi gelince Allah Allah diyorsun ya, kıble bu tarafa ama bunlar az, 10 kişi. Bunlar da çok, 50 kişi. Ben bunların arkasına durayım da bunlara göre namaz kılayım mı dersin? Yoksa 10 kişinin arkasında mı namaz kılarsın? Hangi tarafta namaz kılarsın? 10 kişinin değil mi? Niye? Kıble bu tarafı da onun için. Be Müslüman, niye Müslümanlar tarafına dönmüyorsun da batıya doğru, batıla doğru dönüyorsun? Niye çokluğa uyacağım diyorsun? Niye kalabalıklığa uyacağım diyorsun? İki tane sürü vardır. Sürünün biri mezbahaneye gider, biri ise çayıra gider, meşru dairede otlamaya. Uydun bir sürüye kalabalık diye, vardın girdin bir baktın mezbahane. Oo, ben buraya gelmek istemiyordum. Ya ne var? Ben otlamaya çıkıyorum zannettim. E bir baksana, sürü nereye gidiyor, cephe ne taraf, onu bir sessene. Sen dönmüşsün mezbahaneye doğru giden sürünün arkasına. Uymayın bu mezbahaneye, cehenneme gidecek olan insanların arkasına. Bu çok mühimdir. O hoca söylüyorsun ama doğru, fakat yapması zor. Hayır. Çok kolay. Çok kolay bakın. Haramlar o kadar az ki, yasaklar o kadar az ki aklınız hayaliniz durur. O kadar çok yiyin için var, yasaklar çok az. Diyor ki Cenab-ı Mevla, elma suyu için, portakal suyu için, üzüm suyu için, menba suyu için, maden suyu için, için için için, fakat içki içmeyin ya, bir tane bir tane. İçki içmeyin, bitti. Bu kadar helal var iken niye dönüp de haramlar ile yoğrulasın? Niye dönüp dönüp içkiye burnunu sokasın? Yiyin diyor Cenab-ı Mevla, yiyin, ne bulursanız yiyin ama haram yemeyin, domuz eti yemeyin, bir tane. Yetim malı yemeyin, o da zaten kul hakkı. Domuz eti yemeyin. Bıldırcın eti ye, keklik eti ye, tavuk eti ye, sığır eti ye, koyun eti ye, kuzu eti ye. Ye ye ama domuz eti yeme. Ya gez, evladın ile, ailen ile, ailenle münasebette bulun ama zina evlerine gitme, fuhşiyata gitme. Adam illa döner, çocuğa cıs dersin ya, çocuktur. Cıs dediğin tarafa gider. Ne var acaba? Parmağını sokma oğlum der, parmağını sokar. Günümüzün Müslüman da çocuktan daha çocuk. Gitme o tarafa. Ya bir gideyim bakalım. Ya gitme kardeşim, illa gidecek. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bir de şu var. Acaba hiçbirine karışmayayım da hariçte mi kalayım? Bu da akla gelir. Hiçbir yere karışmayayım. Arkadaşlar bunların hepsi belki doğru gibi gelebilir. Ama bunun yanında en doğrusu şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Huzeyfe radıyallahu anh sordu. Ya Resulallah dedi. Öyle bir zaman gelecek ki o zaman içerisinde
benim ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Bazılarında 73 denilir ama onların hepsi cehennemde, bir fırkası cennettedir. Huzeyfe dedi ki aman ya Resulallah, kimdir onlar? Ehli sünnet vel cemaat. Kur'an ve sünnet yolunda yürüyen, hayatına Kur'an hayatını hakim kılmak isteyen ve lider önder olarak Resulullah'ı tanıyan ve faizi, içkiyi, zinayı, fuhşiyatı her bir meselede birden bir kalemle silip atan, kabul etmeyen Müslümanlar cemaatine tabi ol. Kalbinde Allah ve gönlünde de Kur'an sevgisi olsun. Biraz evvelinde şöyle sabahleyin bahçeye doğru gittim. Orada küçük bir çocuk, adı da Recep. Bugün dedi ki hocam dur bir soru soracağım sana. Kaç yaşında biliyor musunuz? 3 veya 4 yaşında, sormadım. Sor dedim bakalım. Geldi, bahçede yan yanayız. Allah nerededir hocam dedi. Kafasına takılmış. Dedim ki onun nerede olduğunu ancak şöyle cevaplayayım. Nerede anarsan orada hazır ve nazırdır. Mekandan münezzehtir. Hayır hocam dedi, bilemedin. Peki nerededir? Benim kalbimdedir hocam dedi. Ha, bu çocuğa evde anlatılmış, evladım denilmiş, Allah senin kalbindedir, o kalplere sığar. Böyle bir nesil yetiştirebilirsek o zaman o cemaat içerisinde ne güzel güller açacak. Ve çöplük içerisinde gül biter mi? Biter. Sen tohumunu at, Mevla bitirir. Onun için cemaat arasında yer almaya çalışalım ve inşallah meselelere de dikkat edelim. Bakın, hadisi şerifler var. Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Yavaş yavaş geliyoruz ki cemaat biraz toplansın. Cemaatin koyusu geriden geliyor. Yani koyusu derken ne anlıyorsunuz biliyorum. Öbür tarafta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cemaat derken cami cemaatini anlatmıyor. Yani camiye gelecek, camiden kahveye, kahveden eve değil. Cemaat, Peygamberimiz size cemaati tavsiye ederim buyuruyorlar. O cemaat ki ayrılıktan sakının, zira iki kişiden şeytan uzaklaşır. Allah için iki kişi bir araya gelsin, onların arasına şeytan girmez. Sonra cennetin ortasını isteyen cemaatten ayrılmasın. Sağa sola pislik yerlerine gitmesin. Ve Allah'ın kelamı doğrultusunda kendini yaşattığı gibi etrafına da arkadaşlar arasın. Allah ümmetimi, çok mühim bir hadistir, delalet üzerinde toplamaz. Delalet üzerinde toplamaz. Allah'ın eli cemaatledir. Cemaatten ayrılan ateşe girer. Tirmizi'de, Sünen-i Tirmizi'de geçen bir hadis. Şimdi delalette toplanmaz. Kimi? Ümmetimi. Açayım biraz da anlayalım. Ben anlayamadım. Bir daha okudum. Şimdi anlatayım. Faiz olan yerde Allah Resulü'nün ümmeti olur mu? Olmaz. İçki olan yerde Allah Resulü'nün ümmeti olur mu? Olmaz. Genel evleri olan bir yerde, o fikriyatta, o zihniyette Allah Resulü'nün ümmeti olur mu? Olmaz. O kafaların, o zihniyetlerin arkasında Allah'ın Resulü'nün ümmeti gider mi? Gitmez. Ama ne hikmetse meydanlar dolup taşıyor. Bir gün Taksim'de bir konuşma var, hiç unutmam. Konuşmacı konuşuyor ve şöyle diyor: biz teokrasiye karşıyız. Anlatmıyor. Teokrasi demek şeriat demektir onlara göre. Biz şeriatı istemiyoruz. Öbür tarafta dinleyen Müslümanlar da bravo alkış yapıyorlar. Alkışlayan da kafir olur, söyleyen de zaten kafirdir. Hala teokrasinin ne olduğunu anlayamayan birçok Müslümanlar var. Biz ne sağcı ne solcuyuz. Biz hak yol İslamcıyız diyen Müslümanlar var. Bu sağcılık, bu solculuk Müslümanları birbirine vurduran, birbirine kırdıran bir mesele. Nedir ki ya? Kur'an-ı Kerim'deki böyle bir ayrım ancak ahirettedir. Hepimiz hak yol olan İslam'dayız. Ama bunun ötesinde...